üründen hava almak için öncelikle enjektörün arkasını böyle çıkartıyoruz. Amacımız basınç eşitlemek. Sonra yan taraflarında bulunan deliklerden şırıngayı yavaşça çok dikkatlice sokuyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıdaki hava ile içerideki hava eşitlendi. Biraz böyle sallıyoruz. Kabarcık sayısını artırıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Akma hızı fazla ise çok narin şekilde içine biraz hava pompalıyoruz. Bunun için de yine delikten şöyle çok az hava pompalıyoruz. Sonra tekrar kontrol ediyoruz. Akma hızını tekrar kontrol ediyoruz. Biraz daha iyi. Biraz daha hava ekliyoruz. İçindeki baloncuk, artan baloncuk sayısını görebilirsiniz. Bu şekilde daha yavaş akacaktır. Çok hızlı akmasına